Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de ilginç bir ders var. Bakayım becerebilecek miyiz? Bak beraber yapacağız. Antikadır ilginçtir. Çok hoştur. Allah'ın ispatıyla alakalı. Diyor ki kezalik, aynen bunun gibi nizam alemdeki bütün hikmetler, hiçbir şey hiçbir şeysiz olmaması, hikmet kendi içerisinde bütünlüğü taşıması, diğerleriyle işlerin bütüne doğru gitmesi için katkı sağlamasına yönelik manaya hikmet denilir. Mesela bu misali vereyim. Karaciğer bir iş yapıyor. Fakat bütün vücuda göre de bir iş yapıyor. Kendi bir çalışması var. Karaciğerin bir kendi çalışması var sistemin. Bir de yaptığı işin bütün organlara göre yapması. Bütün organı tanıyormuş gibi, bütün organın işini tamamlayıcı biliyormuş gibi davranması. Yani mesela ağaç sanki gözü biliyormuş gibi renge boyanması, burnu biliyormuş gibi koku salgılaması, dilimi biliyormuş gibi koku vermesi, vücudumun kimyasını biliyormuş gibi kimyasal yapı ile gıdayı, meyveyi donatması. Yani bir bana böyle bakıyor, bir de ağacın eko dengesi var. Kainattaki eko dengeyi yapıyor. Yani her bir şey kendi zatında mükemmeldir. Göz çok mükemmeldir. Ama insanın duygularına göre, böyle çevirip eviriyoruz, farklı görmeyi sağlaması, yani bütüne hizmet etmesi ayrı bir sistemdir. İşte bu bütünlüğe nizam alemdeki hikmetler deniliyor. Hikmeti anladık mı biraz? En az kaba taslak. Yani cehaletle eş olmaz hikmet. Bir ilim gerekiyor. Bir bilgi gerekiyor değil mi Ramazan? Yani gözlük vermek için ilim gerekiyor. En azından değil mi? Şu gözlük vermek için adam ilkokul, ortaokul, lise, üniversite. İlim yapacak ki gözlük versin, göz doktoru. O zaman diyoruz ki bunlar, gözlük vermek için bu kadar ilim ve teknoloji gerekiyorsa, bunu vermek için, gözü yapan, o camı, gözün camını, cam diyeyim yani, cehalet, cahil değildir. Gözün cahili değildir. Gözün cahili değildir. Bu hikmet, nizam alemdeki bütün hikmetleri, yani her şeyi yerli yerinde olması ve bütünlüğün çalışması için katkı sağlaması. Sonra faydelerin tam bir ihtiyara, şamil bir ilme, yani hikmeti nasıl anlarsınız? Ona soru sorarak, mesela suda balık gördünüz, niye ki var? Niye burada balık var? Balık nedir? Balık nedir? Niye var? Soru sorduğunuz zaman dalda meyve var. Niye var? Nedir bu? Soru sordunuz mu? Gelen cevap hikmettir. O zaman herkese göre hikmet ilmi değişir. Niçin? Soru sorana verilendir hikmet. Soru sorabilen ve sorusuna verilen cevaptır hikmet ehli. Hikmet ehli kimdir? El suali nisvilin. Sual sormak ilmin yarısıdır. Soru sorabilendir. Hikmet ehli. Ne kadar hikmet ehlidir? Kendine ve varlığa soru sorandır. Sorabildiği kadar hikmet ehlidir. Abi, tamam abi.
dini yönden mi? Yok. Her konuda. Her konuda. Yani bir fesat. O da hikmet ehlidir. Ama beşere bakan hikmet ehli, Allah'a bakan yönüdür. Mesela Gazali der ki, tıp bir ayna sanattır. Yani araba tamir etmek gibidir. İnsanı tamir etmek. Bu marifettir der. Telefonu tamir etmek, arabayı tamir etmek neyse, insanı tamir etmek de aynıdır. Bu marifettir. Ama bunu Allah için yapmak, Allah'ı tanımlamak, Allah'ı ispat etmek, Allah'ı orada görmek, Allah'ı orada tanımaya çalışmak, o marifet, marifetullah olur. Yönü değişirse bu olur. Bak bir daha, bugün havam çok iyi. Nizam-ı alem var. Kainat bir şey gözüküyor, bütün gözüküyor. Veya küçük kafayla bakarsak kainat tek tek gözüküyor. Şöyle diyeyim, camiye gitmişsiniz. Caminin mihrabında şöyle bir renk var böyle. Kenarında bir renk içinde yazı var. Ayet-i Kürsi yazıyor. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. Böyle sağ tarafta bir yazı var Arapça. Ayet-i Kürsi var. Üstünde de secde, kıbleni Mescid-i Haram'a çevir. Kıbleti Mescid-i Haram diye böyle. Buna ayet var. Buraya da bazıları Amene Resul koyar. Ne anlatacağım biliyor musun? Şu yerden tavana kadar o bir sütunun üzerine ayet-i kürsi yazmış. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum ilahir. En az orada 30-40 tane kalebodur var. Fazla da ben 60 tane şey olmaz kalebodur. Büyüklü küçüklüğüne bağlı. Şimdi onlar usta kendisi yazmıyor. Usta yazmıyor onu. Usta koli koli gelen kalebodurlar yerine koyuyor. Kütahya'dan geliyor Muhammed. Peki adam çıkarttı. Kalebodurcu koyacak. Kur'an okumayı bilmeyen veya birisi ona göstermese, ayet-i kürsinin dizilişini bilmeyen o kalebodur'u dizemez. Mimi başa koysa, oysa başta elif var. Allahu la ilahe illahu elif lam lam he vesaire. Harfler var. Şimdi ya adam Kur'an okumayı bilecek veya biri bilen ona diyecek ki usta, iyi ustalık gerekmiyor, yetmiyor. Kalebodur yerleştirmek için iyi usta olmak yetmiyor. Arapçayı da bileceksin ki dizelsin. Tamam mı? İnsanı yapmak yetmiyor. Bedenini yapmak yetmiyor. İnsanın bedeninde olup beden olmayan ruhunu da monta etmek ve bu insanı Allah ile, ahiretle, melekle, kitapla, peygamberle bağlantı içerisinde olacak bir yazılım koyman gerekiyor. Kaç tanedir iman esası? 6. Bir şey diyeceğim hemen geçiyorum. İşaret ediyorum sonra sorarsınız. 6 tane iman esasının bizdeki yapılandırması var. Allah'tan kopuk olursak psikolojik olarak amentü billah. Allah'tan kopuk olunca bir psikolojik hastalığınız başlar. Kapattım. Ahiretle bağlantın kopuksa, ahirete göre yaşamıyorsan başka bir psikoloji hastalığı cinsi olur. Meleklerden kopuk bir hayat yaşarsan ikinci lemadaki gibi başka bir psikolojik hastalığına duçar olursun. İşim benim bu olduğu için söylüyorum. Kitaplara neyi nerede nasıl yapacağını bilemeyeceğinden kitaplara iman sende zayıf olursa veya kopuk olursa bunlardan farklı bir psikolojik hastalığı olur. Yani benim cinsimden ama önüm olacak noktayı istinat onu da görmem lazım bu saydıklarımı. Bir peygamber, bir rehbersiz olursan rehbersizlikten seni motive edecek, seni duygulandıracak, seni sana gösterecek yaşantısıyla yalnızlığını giderecek, seni seninle tanımlayacak vesaire bir insan yoksa ki peygamber, aleminde peygambersiz yaşıyorsan ayrı bir psikolojik hastalığına duçar olacaksın. Eğer
bu beş tane iman esasıyla bütünlenip kendini izah edemezsen ki kaderi iman, ayrı bir psikolojik hastalığına düçar olacaksın. Psikolojik hastalıkların temeli bunlar. Anladın mı Salih? İlginç değil mi? Bir de bunların hepsi bir araya geldiğinde farklı bir şey ortaya çıkıyor mu abi? Evet, kader. Abi beş tanesi bir araya gelmese altıncısı olmaz. Sorundan şey sordu galiba Bülent abi, bu psikolojik sorunlar. Psikolojik dedi. Altısı hani, da yok. Altı mesela. Altısı da yok. Yani multivitamin gibi yani. Hepsi. Evet, multivitamin. Altısı da yok. O telbina kaç kattı? 85. Bak nasıl atladı adam. Ümit, şu cümleyi sen daha iyi kurarsın. Ama lütfen işaret ettiğimi düşünmeni isterim ama düşünme gene. Çaresi intihar olan buhranın kendisini anlayabiliyor musun? Çaresi intiharsa, çıkış yolu intiharsa, yegane çıkış yolu intihar gözüküyorsa içindeki yangını hayal edebiliyor musun? İntihar edersen bundan kurtulurum diyorum. İntihar çıkışsa, çıkış görüyorsa içerideki Ahmet, içerideki yangını hayal edemez. Nedir? Belki hakan kavuşmak istiyordur. Hı-hı. En değer verdiği hayatı, o burhandan o hayatı bırakıp gidiyor. Hayatı bırakmıyor sırf. Hayatıyla bütün alem, hayatıyla denizi seyretmek, deniz de gidiyor. Hayatıyla kuşları seyrediyordu, dağlar gidiyor. Hayatıyla baklavalar gidiyor. Çünkü hayatın anlamlandıran, hayat yapan hayatımdır. Hayat kalktı mı her şey yok. Aslında hayatını yok etmiyor, her şeyi yok ediyor. Nasıl bir çekinti o zaman? Bir iş, anlamazsın ki. Sorunun bu, cevap o verir. En zirvesi bu. Yoksa kadınlarda ayrı gözükür bu hastalıklar çeşidi. Erkekte ayrı gözükür. Çok garip. Abi hiç baktın mı kaç tane psikolojik hastalık var? Baktım. Ben de baktım, şimdi 6 tane gözüküyor. 6 tane. Psikolojik hastalık temelde. En yaygın temel psikolojik hastalıklar abi. Hani aralarından. İnternete mi baktın? He. 6 tane. Şimdi baktın ama he. Ara kolları da var yani. O değil, o değil, türevi. Evet. Nedir biliyor musun türevini söyleyeyim. İfrat, tefrit, vasat. 12 ile çarp 14'tür. Şu 12 ile 14 arasıdır. Kendi evet ama temelde 6 abi. 6'dır. Yani her şeyin, bu Allahsızlığın ifratı var, tefriti var. Meleksizliğin, peygambersizliğin, ahiretsizliğin ifrat ve tefriti var. Ne yaptı? 6 çarpı 2, 12 tane. Hı hı. Sonuçlar yani. Aynı. Eşleştirebilir. Bak. Tam denk geliyor. Düşünceyi sana söyleyeyim. Psikolojik var ya, bu ruhsaldı. Ruhsal hastalıklar. Vehim var ya, düşünce bozukluğunun temeli 7 tanedir hastalık çeşidi. Liman da mertebesi 7'dir. Ama onun yok ansiyete, bilmem ne, şurtum, bir sürü şeyleri var, detayları 7. 7 çarpı 2 14'tür. Niye? İfrat tefrit, vasatı değil. Tahayyülün ifratı, tahayyülün tefriti. Yani acayip, Allah nasip etti harita gibi bize bunu. Peki, okuyor muyuz? Bugün hava mı iyi? Çok iyi. Bugün çünkü yürüdüm yani. Ki Ahmet diyor ki yürümekle hava iyi olsaydı hava bugün adımları gösteriyor. Ama biz nasıl yürüdük biliyor musun? Sen posta dağıtmak için yürüdük. Biz yürürken Allah var iken hiçbir şey yok, el anda yoktur. Allah tek başına nasıl olabiliyor? Onu konuşuyorduk. Onun için yürümek bununla iyi. Oh. Allah bize bir meslek verdi. Selahattin abi. Duyuyorsun değil mi abi? Evet.
He? Kulaklar takılı. Takılı mı? Tamam. Nizam alemdeki bütün hikmetleri, daha konuya gelmedim biliyor musun? Faydelerin tam bir ihtiyara, tam bir ihtiyara, ya nizam alemi bahsettik ya, bunların olabilmesi için tam bir ihtiyara, ihtiyar, şamil bir ilme, yani Allah yapabilmesi için, mesela gözü yapmak için sırf göz ilmi yetmiyor. Güneşi de bilmek lazım. O zaman şamil bir ilim. Göz yapmak için sen tekstil dikeceksin. Muhammed'in sahası. Bir gömlek dikeceksin. Gömlek dikmek ilmi yetmiyor. Yani dikiş, nakış, kesmek, modelist olmak yetmiyor. İnsanın bedenini de bileceksin. Yani dört ayaklı niye yapmıyorsun? İnsan iki elli de ondan. Anlıyor musun? Şamil bir ilme, kuşatıcı bir ilme ve kudrete ve kamil bir kudrete eksiksiz. Mesela elma her sene son modeldir. Araba her sene son model değil. Kamil bir kudrete yaptıkları şehadetten gaflet eden gafiller. Yani Allah'ın ihtiyarından, ilminden, kudretinden. Size ne hatırlatıyor üçü? İlminden, ihtiyar iradesinden ve kudretinden. Üçü. Sıfatı subutiyenin nesi? Üçünü bir araya getirsek ne olur? Nerede bulunur bu üçü? Kelamda. Kelam, ilim, irade, kudreti tazamın etmiyor muydu? Yani vahiyden kopuk olursan. Bana diyorlar nereden çıkarttı vahiy yazmıyor. İrade, ilim, kudret diyor. Kelamda ilim, irade, kudreti tazamın ediyordu. Vahiyden uzak bir kafa sahibi olursan. Anlaşılmıyor şu herhalde. Vahiy dediğin zaman daha çok peygamberlik akla geliyor ya. Acaba? Yok yani? Peygamberlik zaten peygamber vahiy Kur'an yani. Vahiyin şeyi yapısı Kur'an. Kur'an'dan kopuk bir kafadan uzak olan gafiller dedi. Bak gördün mü? Sati nazarlarınca Kur'ansız, Allahsız yani kainata bütün her şey bir parça gibi gözükürken ayet-i kürsü söylediğim kalibodur. Bir parçayı koymak için bütünü bilmek lazım. Bu bütünü kuşatan bir hikmet sahibi, şamil bir ilim sahibi, kamil bir kudret sahibi nazarının dışında bu kainata bakarsan, yani Allahsız bakarsan göze kulağa, buna sati bir nazar deniliyor. Tesiri hakikiyi, bu sefer elmayı toprağa, insanın gözünü de annenin yediği kör maddelere vermeye, diri hücreleri cansızlara, şuursuz, şuurluyu şuursuza, kulağa, sağara vermek zorunda kalırız. Esbab-ı camide vermeye mecbur kalmışlardı. Anlıyor musun? Niçin? Yani elmayı mesela elmada güzel bir şarkı gitme ya bu işte. Hani eğer bu diyor ki kainata bütünlük içindeki bir hikmetle yapılmış bütünlük içinde bir ilim ve kudretle yapılmış. İnsana takdim edilmiş. Sığır için bu hiçbir anlam ifade etmez. Ha ot, ha bu çiçek. Sığır için ne fark eder? Demek ki bu insana bakıyor. Tamam. Böyle bakarsan, ha bunu yapan beni biliyor. Arının bal yapması gibi değil mi? Çiçek evet. Kendi başına, arı kendi başına ortaya çıkan ve bambaşka bir şey mesela. İnsana bakıyor. Evet, insana. Hı. Şimdi insana. Peki... Bu böyle bakma. İçeriye girdiniz. Şuraya. Adama bak ya. Saksıyı da çürütmüş ya. Su da koymamış. Bu ne ya? Ne ki ya? İşi çiçek ya. Dersini konuşmasına mevzu yapıyor. Şuna bak. Öyle demişler. Nurcular çiçekten, ottan bahsediyor. Hı hı hı. Hı hı.
Nurcular çiçekten bahsediyor. Öküzden biraz bahsetsem sırdan. Allah Allah, şuraya bak ya. Vaazın konusu öküz. Kur'an'da Bakara suresi var. Peki Allah'tan mı çiçekten bahsediyor? Öküzden mi bahsediyor? Arıdan bahsediyor Allah. Örümcekten bahsediyor. Karıncadan bahsediyor. Biz Kur'an'a ters düştük. Yanlış anlayışlar pencere oldu. Ve Kur'an itiraz ediyoruz. Bilmeyerek. Nurcular diyor çiçekten sinekten bahsediyor. Nereden bahsedecekti? Sanat ilahi. Allah kendi sanatından bahsediyor. Yoksa diyecek misin Allah Kur'an'da niye sığır, inek suresi verdi? Acaba 114 sureyi Allah sana verse herkes kendi Kur'an'ın suresini isimlendirsin diye hangimiz ikinci sureye sığır o suresi yazardık? He? Meryem suresi hiç yazmazdım ben mesela. Adam suresi yazardım. Ama Allah ne kadar hoş ya. Allah'a bayılıyorum yemin ederim ya. Allah acayip ya Allah. Hele bugün zaten oynatacağım kafayı. Hem Muhammed, şimdi dünyada hiç kimse yok. Bir Emen Efendi değil, dünyada tek. Teksin. Ya Allah, tabi tahayyülü küfür değil. Eşi yok, benzeri yok, tek. Ezeli ve ebedi. Allah tek başına. Tabi yani düşünün, nasıl yaşıyor? Denmez de. Allah tek ya. Eşi yok. Aşı işi derler ya. Yani gelirken, yürürken ağaçta iki tane kumru gördük. Zaten o bizi alt üst etti. Akşama 4 dakika kalmış. Öyle mi? Aynı ağaca, aynı dala yan yana oturmuşlar. Geceliyorlar. Lan geç öteki odaya, şeye, dala. Yok öteki ağaca geç. Bir tane senin, bir tane benim. Beraber. Metrekare geniş abi. He? Metrekare geniş. Geniş. Niye berabersiniz? Net tek ama Allah'ı düşündüğüm zaman vay be. Ulan kainatta hiç kimse yok tekim. Aman ya Rabbi. Allah. Tek ya. Şu anda da duyuyor bizi. Ne diyor bilmiyorum. Yani bu Allah'a hayran olmamak, deli olmamak hiç elden değil ha. Yani Allah la tefekkeru. Tefekkür etmeyin benim böyle zatımı. Edemezsiniz. Ya Allah tek ya. Nasıl tek bulunabiliyor? Kıdem. Başı yok, sonu yok. Hep o. Muhalefetun ilavetis. Hiçbir şeye benzemez yarattığına. Vay be. Kıyas bir nefsi. Yaratıklar hep çift. Tek ama çift yaratıyor. Kendisi tek. Ama çift yaratıyor. Akılın bir abi. Tabii. Hem ümit. Kendisi tek. Çift nereden hatırına geldi? Tövbe ya. Şöyle abi bile yani tek kalma sevgisiyle ve öyle bir meyil bile vermiyor insanlar. Vermiyor evet. Tek kalma şeyi de yok. Önden yani bir türlü yani aynadan olamıyoruz gibi. Mesela işte onun cevabını ben şey yapayım da. Allah'a iki yönden biz aynayız. Zati sıfatlarda ne var? Zaten kıdem, beka, muhalefetün il havadis, kıyami bir nefsi, vücut, beka, tek, tamam 7. Vücuda aynayız, bir de tekvine aynayız. Tekvin için Adem var, bir de vücut var. Vücut şu, ben görüyorum, Allah da basir. Ben işitiyorum, ha bunu o verdi, aynı şey ama farklı tabii keyfiyeti. Allah da semi işitiyor. Ben diriyim, Allah hay. Ben yaratıldım, Allah kudret. Bir de Adem noktasında aynadarlık yapıyoruz. Adem'i. Yani benim cinsinden üste gitmiştik. Ben görüyorum, o da basir. Ben odamı yapıyorum, Allah da kainatı yaptı. Bu vücut aynası. Adem'i ayna. Ben acizim, Allah da aciz değil.
tersi oluyor burada. Ben acizim. Ne kadar acizim? Nihayetsiz. Allah nihayetsiz kudret sahibi. Ben ne kadar fakirim? Nihayetsiz. Ben mahlukum, Allah halik. Ben mahkumum, o hakimdir. Bu da ademi vücutta aynı oluyor. Bir vücut, bir adem. Yani tekvin, vücut, aynadarlık yapıyoruz. Allah böyle, bir şey değil. Böyle bir Allah'ı ancak dünyada fark edilir, zevk edilir. Vallahi bu kafam olsa, cennette olsam gene buraya gelmek isterdim, yemin ederim. Gerçi merkeze koyardım. Allah'ın tercihini tercih edemem. Allah yaptıysa doğrudur ama ben farz-ı muallalım. Şimdi bu kafayla cennette olsa tamam, seni dünyaya getirmeyeceğiz. Böyle bir şey yok. Vallahi nihayetsiz eksik olacak. Dünya kafasıyla cennette olmak isterdi. Ki öyle olacak inşallah hepimize. Cennette, cennette olan, cennetteyken cennette kalsaydı Adem aleyhisselam cenneti bilmeyecekti ki bilmiyordu. Ki fani zannetti ki o meyveyi yedi. Şeytan dedi ya bunu yersen pek alacaksın. Onun için Allah'ı çok kaliteli, çok, çok yüksek, âli, kamil anlamak istiyorsan dünyaya gelmen lazım. En kesif, varlığın en kesifi dünyadır, en cami burasıdır. Allah hakikiyle, tabii hakiki manada değil de, hani insana en yakışır Allah anlama yeri dünya. İyi ki gelmişiz. İyi ki gönderilmişiz. Her Ramazan iyi ki gelmişiz Rabbim. Hamdolsun. Neyi yapmış? Demek ki esbaba tesir vermenin sebebi böyle bütünsel bakamamaktan kaynaklanıyor. Basit nazarını, basit şeye hapsoluyor, gömülüyor. Elmayı alıyor çarşıdan, çiçeği alıyor. Ha ne güzel. Masaya uyar mı? Uydu. 2-3 hafta sonra tamamla kaldır. Allah için olmayınca, Allah'ın nazarıyla olmayınca, Allah Allah. Ya Allah nazarı nasıl olacak? Ya bunu siyah topraktan boyamış. Yağmurlevi. Ey renklendiren. Ölüden çıkarmış. Hakikaten ölü çıkarmış. Doğuştan ama kör olan bu boya atabilir mi? Ölü olmayan, yani ölü olan, diri olmayan, ölüden diri çıkartabilir gibi. Öyle Allah'a tefsir ediyor ya. Bakamayan bunu birkaç saat sonra alışır. Kendisine alışır. Evet. Şimdi esas meseleye geliyor. Arkadaş. İbrahim hazır mısın abi? Çok var, ilginç. Şu yeni geliyorsun. Evet yeni geliyor. Şimdi kadar ihsariydi hazırlama. Bu kadar bir paragraf. Sen mevzuyu mu zannettin o? Değil daha. Cenab-ı Hak... Bak, ey arkadaş. Kaydan. Cenab-ı Hakk'ın hak, her şeyi yerli yerine yapan, hakka hayatını veren Allah. Pek ince insanı anlatırken Cenab-ı Hak kullanılır. Çünkü hak ismi insanı tanımlar. 11. şeyde hakikat, Haşr Risalesi 10. söz, 11. hakikat, bab-ı insanettir ki ismi hakimin cilvesidir. İsmi hakkın cilvesidir. Anladık mı? İnsanı anlatırken Cenab-ı Hakk... Ey arkadaş, Cenab-ı Hakk'ın pek ince asarı sanatından, Allah'ın pek ince asarı sanatından, incedir ha ona gireceğiz ümit. Sen bu konuda çok şeyi bildiğim için sen... Buna dikkat et. İnce şeyler düşünüyorsun. Pek ince asarı sanatından, sanat inceliklerinden ve pek yüksek acayip kudretinden bir sanatından, kudretinden bir şey bahsedilecek. Sarfını nazar ederek, yani o genelini anlamayı koyuyoruz kenara. Yalnız tabiat denilen şu asar ve esbaptan, yani şu dünyada tabiat denilen,
şu tabiat denilen, şu yaşadığımız dünyada, yaşadığımız halde ilgimizi pek çekmeyen bir mevzudan bahsedecek şimdi. En zahir olan inikas. İnikas. İnikas nedir? Aksettirmek. Göstermesi. Göstermek, aksettirmek. Aynada insan ve ışık akseder. Tamam mı? Mesela aynada insanın aksetmesiyle, dışarıya taşınmasıyla, güneşin taşınması farklı. Değil mi? Güneş oraya geçer. Ama insan geçmez, Muhammed. Ama şöyle kastediyorum. Aynaya baktın Muhammed. Gözüktü mü abi? Böyle yap bakalım. Oraya taşınır mı akşam? Taşınmaz. Güneşi tut. Gözüklü güneş tavanda. Yansıt şöyle. Oraya güneş yansır. Nurani şeyler böyle nurani şeyler taşır. Tamam. Şimdi çok önemli olduğu için buna şey yaptım. Kainatta bir inikas var. Gösterme. Ya orada kalır ayna, kesif bizim gibi. Burada kalırız. Taşınmaz. Ama lambayı tutsan, güneşi lambayı tutsan ışık oraya gider. Nurani şeyler bizzat taşınır. Tamam mı? Buna inikaz. Ve bir de irtisam keyfiyetine bak. Bir de hiçbirimiz dikkat etmediğimiz, ya ben bir anda orada nasıl olabiliyorum? Nasıl gözükebiliyorum? Ha, bu yansıttı beni. Şu camın asiyetine bak. Camı Allah ilk yapıyor. Yani camın kumdan yapılıyor ya. Ne yapıyor? Nasıl Allah yapıyor? İnsanı yaparak insanı yaptırıyor camı. Camı insan beyni yapmadı mı? İnsan beyni kim yapmışsa onu yaptırmış. Arabada flaş var, dörtlü. Düğme basıyorsun, dört yanıyor mu Ümit? Fabrika bu özelliği koymasa sen yapabilir misin? Yapamaz. Ha. O zaman akıldaki özellik aklı yapana aittir. Aklın yaptığı bütün özellikler, meziyetler aklın ustasına gider. Arabada flaş koydun. Tamam mı? Hoşuma gider abi. Allah'ın nereden aklına geliyor? Orada dörtlü olmasın arabanın. O birden şeydir ya. Değil mi? Allah bile bak. Allah evet. Arabada park ettiğin zaman dörtlü yanıyor. Bunu bu akıl bulmuş. Bu akıl bulsun diye akla bu yazılımı yazan Allah dörtlüyü çalıştır diyor. Hep Allah yaptırıyor. Hep o yaptırıyor. Bir şey de söyleyeyim. Bunu söyledim de. Bir akrabamın evindeyim. Çocuk var. 6 veya 7. Erkek çocuk. Hep Allah yaptırıyor bunu anlatıyorum. Dedi ki, Hasan amca gitti geldi, 15 dakika sonra geldi konuşmanın arasına. Hasan amca söyledi, ya kusura bakma ama, söyle yavrum çekinme, bakma lan annene babana. Söyle yavrum, ya benim çişimin gelmesini de Allah mı yaptırıyor? Evet dedi, onu da mı o yaptırıyor? Dedim ki, şöyle düşün yavrum, Allah... Çişin geldiği halde haberin olmasa, böyle bir istek olmasa ne yapardın? Donuma yapardım dedi. Ha, donuna yaparsan Allah'ın sanatına yakışmaz, pis olurdu. İnsan maskara olurdu. Her tarafı bok, sidik. Özür dilerim ama olurdu dedi. Haberin yok ki bıraktın gitti. Allah böyle pis dolaşmasın diye o sisteme ihtiyaç koydu, sıkıntı. İhtiyaç geldi, git lan pis tuvalete. Yapmıyoruz. Sıkıntıyı ayarlıyor. Biraz civatayı kaldırıyor. Lan ya sabret. Biraz ooo sabredemiyor. Bu duyguyu o koydu. Koymasa yapar mıydın? Giderdi dedi Hasan amca. Bazen dedi rüyada kaçırıyorum yatakta annem beni dövüyor diyor. Onu bile Allah yaptırıyor. Peygamber demiş ki aleyhissalatü vesselam. Ayakkabınızın bağı bile kaybolsa ondan isteyin. Ayıp değil. Geçen işte İstanbul'da çorabım kayboldu. Ya Rab çorabım nerede bana nasip et dedim ya Rab. Çorabımı buldur bana şeytan örtmüştür.
çorabı bile Allah'tan istiyorum nerededir diye. E tabi ya benim Allah böyle olması lazım. Şimdi iki tane şey var arkadaşlar. Hem beraber işliyoruz sıkılmayan diyeyim öyle misaller de veriyorum. Bir inikas var, bir irtisam var. Bunun üzerine gireceğim, konuşacağım, keseceğim. Acayip bir mucize. Yani inikas yansıtabilmesi böyle bir hassiyete sahip. Yansıtan ayna böyle bir Allah madde yaratmış. Böyle bir kanuniyet koymuş. İki, ben aynaya geçtim. Bu da antika. Ben nasıl aniden oldum? Ben nasıl aniden oldum? Burada ona girecek şimdi. Buna irtisam keyfiyetine bak. Mesela diyor. Bir aynayı semaya karşı tuttuğun zaman. Bu ayna kabul ettik abi. Semaya tutalım. Tuttum. Semayı irtifayı ile, nakışları ile, yıldızları ile celbedip aynada inikas ve irtisam ettiren illet-i müessirin. Peki aynayı tuttum. Tamam, aynayı tuttum. Koca sema burada var mı? Var. İki var. İki şekil var. Bir, bu ayna o semayı celbediyor. Kendisinin içine koyuyor. Yukarıya çıkmana gerek yok. Buraya bak. Yukarıya bakacağına aşağıya bak diyor. Veya o şey buraya gelebiliyor. Görüyor musun? Ne acayip bir şey. Alemi değişik değil mi? Şimdi yıldızlar yani benim şu anda benim zatımla hiç kimse muhatap değil. Benim neyi mi görüyorsunuz biliyor musunuz? Benim şu anda süliyetimi görüyorsunuz. Dışarıdaki dalga boylarımı. Yani astıma kimse ulaşamaz zaten. Benden gelen resimleri görüyorsunuz. Beni görmüyorsunuz. Beni göremezsiniz. O da senin verdiğin kadarına. Evet. Bu sarı gözüküyor. 7 tane renk var aslında bunda. 6'sı kapanıyor. Bir tanesi ortaya çıkıyor. Sarı diyoruz. Aslında 6 tane de resim şey boya da var. Öyle mi? Kim yapacak? Bunun aslını göremezsiniz. Göremeyiz. Şu anda benden çıkan irtisam bedeni misalilerim size geliyor. Ben yokum. Benden çıkanlar an ve an bombalanıyor size. Hani ampul kaçta saniyede 60 defa yanar söner. Saniyede. Niçin devamlı yanıyor zannediyoruz? Görme kabiliyetinden hızlı olduğu için. Beni devamlı görüyor zannediyorsunuz. Oysa devamlı ben böyle dalga gönderiyorum size. Sizin görme kabiliyetinizden daha hızlı yaptığım için beni devamlı görüyor zannediyorsunuz. Beni göremezsiniz. Benden gelenleri görüyorsunuz. Peki benim bizzati gönderdiklerimi mi görüyorsunuz? Hayır. Aleminizde bana karşı nefret varsa şu adama bak ya. Şu baba baba ne biçimde konuşuyor. Mimiklere bak, el hareketlere bak. Ölüsü kırılsa. Birisi nefreti görür. Kimisi muhabbet var. Her şeyimiz miskamber olur. Misal çocuğun altını temizlemek anneye zor gelmez. Miskamber gibi gelir. Babaya göre lan ne oldu? O da baba, o da anne. İkisinde çocuğu. İkisinde de çocuğu. Kardeşler, eşya bizim gördüğümüz gibi değil. Bizim duygularımız, hislerimiz, fikirlerimizin seviyesine göre gözüküyor ki 538 sözlerde şöyle diyor. İnsanın duyguları ve fikirleri, insanın duyguları ve fikirleri mevcudattan envar marifeti getirdiği zaman, bakkal kitabı değil bu, insanın fikirleri ve duyguları kainattan
envar-ı marifeti getirdiği zaman içeride onu onaylayacak, tasdik edecek bir şey bulamadıkları zaman gelen şey hikmet dahi olsa abesiyete döner. Yerini okuyayım. 538. İnsanın duyguları, efkarları, kainatın envar-ı marifetini getirdiği vakit, yani bizim onu görmüyoruz. Duygularımız arı gibi gidiyor, çiçeğe konup alıyor. Fikirler, hisler gidiyor, alıp getiriyor. Sisler böyle tık tık, tık tık, tık tık, tık tık, tık tık, tık tık, tık tık. İnsanın duyguları, fikirleri, kainatın varlığı, envar-ı marifeti getirdiği vakit, nefsinde onu tasdik edecek, yani bunu alemimizde anlamlandıracak, aslına bizi taşıyacak, bu taşıyacak. Bu bize yol olacak. Renklerle mülevin esmasına, sanatıyla saniye bizi oraya onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Yani kısacası buradan gelenler, elmadan gelenler, yıldızdan gelenler, kuştan gelen o manalar devamlı akıyor. Kainat dere gibi akıyor. Mana akıyor. Bize geliyor. Ama insanın duyguları ve fikirleri buna kapalı. Kartını takmadı cep telefonuna. Kartmadı, evet. Telefonuna kart takmadı. Şey gelmedi. Geldiği zaman sende onaylanacak bir şey yok. Şu anda radyo televizyon dalgası var mı yok mu? Vurup geçiyor mu şu anda? Koysak televizyonu radyoyu gözükür mü gözükmez mi? Gözükür. Dinlenelim. Şimdi koymadık ne oldu? Gitti. Şimdi koyduk. Şimdi gelenleri gösterir. Daha öncekiler gitti. İşte kitap okumayan, sohbete bu tür şeylere katılmayan adama manalar geliyor kuştan. Ya iki tane kumru ağaçta oturmuş. Adama bak nereden bahsediyor. Ya. Tamam kardeş sen şey yap ya. Sen çayını iç sen otur. Çayını iç sen çay iç. O işte bu işte ne yapacaksın sen? Ha, böyle gelen kainattan gelen manaları aleminde anlam bulmasa yani radyo televizyon yoksa çalmıyor. Yoksa şak şak dalgalar çekip gidiyor. Kainat ezelden ebede doğru ilim, hikmet, kelam, vahiy hala akıp gidiyor. O sonsuz kelam akıcılıktan bize muayyenleşti Kur'an olarak. O kadar değil kelam, akıp gidiyor. Akıp gidiyor. Onların bir şubesi ilhamdır, hissiyattır, latifelerdir. Avcı, balığı neyle tutarsınız? Balığı, balık. Kazmayla tutamazsınız. Olta. Ha, insan da bu akan manaları tefekkürle yakalar. Balık oltası gibi. Bambaşka risale. Bambaşka. Öyle şeyden bahsetmiyor. Oyalamıyor seni. Şimdi iki tane sistem vardı. İbrahim, bunu konuşup bitireyim. İrtisam, inikaz. Gösteren gösterebilmesi, veren verebilmesiyle doğru olan ikisi beraber olmalı. İkisi beraber olmalı. Gösteren gösterebilmeli. Buradan çıkan şualar, şu anda benden çıkıyor değil mi İbrahim, Murat, kimyacı? Çıkmıyor mu abi? Beni görebilir misin İbrahim, Murat? Göremez. Benden çıkan bendeki ikizlerimi görüyorsunuz. Drrr. Abi o şeyde o ikinci neydi? İrtisam mı? İrtisam ve inikas. O irtisamda mesela hata olabilir mi? Olursa da hangisinde olur? Hayır, hiçbirisinde hata olmaz. Hata olmaz. Yok. Hata anlayışımızdadır. Onu değerlendiren biziz. Devamlı bombalanıyor. Diyor ki, düz okuyayım. En zahir olan gündelik hayatta devamlı yaşadığımız inikas ve irtisam keyfiyetine bak diyor.
Mesela bir aynayı semaya karşı tuttuğun zaman semayı mesafesiyle, aynada güneş gözüküyor mu? Mesafesiyle bile gösteriyor. Şuraya bakan ehli, aynaya baksın, oraya bakmasın. İnsandan, bu aynadan, bu sema ne kadar uzaktır anlar. En azından şöyle diyeyim. Beni ayna gösterdi. Değer tecrübesi olan. Aynı aynayı ümit sana tuttum. Bu gözüktü. Ehli bu aynada Hasan'la ayna arasında şu kadar metre var. Ümit'le ayna arasında şu kadar metre anlar. Fizikte bir ölçü var. Fiziğin hesabı var. Başka bir hesabı size göstereyim de şaşıracaksınız. Jandarma krilamin mi? Bir şey diyorlar. Krilman. Kriminal. Kriliman. O cinayeti araştırma şeyi. Dedi ki, bir insan dedi ölse, herhangi bir insan öldürseler Mersin'de veya Trabzon'da öldürüldü. Alsalar Edirne'ye getirseler, çöpe atsalar, biz dedi onu bakarız, bu insanın hangi bölgede ne zaman öldürüldüğünü anlarız dedi. Neyle biliyor musunuz? Hayır, sinekten dolayı. Hangi zaman, hangi vakit? Hangi vakitte? Yanılma payımız 5 dakikadır en fazla diyor. Şudur diyor. Edirne'ye cesedi koydun diyor. En geç 5 dakika içinde bu cesetlere kokmuş olan veya ölüm maddelere gelen sinek varmış. En geç 5 dakika içinde oraya intikal edermiş. Onun için 5 dakika yanılmamız bundan kaynaklanıyor. Gelir diyor. Gelir gelmez o sinek o cesede konduğu zaman orada o pisliğe ait hemen bir yumurta bırakıyormuş. Hemen. Konar konmaz ilk işi buymuş. Tamam. Belli bir zamandan sonra da kurtlanıyor cesetler. He. Sana dersen kurttan da biliyorlar. Evet, kurttan. Şimdi buraya konu. Bu sinek diyor, bizim diyor bilgilerimizde Antalya sineği, Trabzon'un sineği. Dünyanın her bölgenin, tamam mı? Ondan sonra bu diyor, bölge oraya konduğu, şey yaptığı zaman havada tozlar uçuşuyor diyor. Havada tozlar uçuşuyor ya, biz görmüyormuşuz. Cesede yapışıyor. Bu cesedin üzerindeki tozu tahlil ederiz. Ondan sonra bilgi dağarcığımıza bakarız. Tamam mı? Bakarız ki bu toz, üstündeki toz bura. Altını kazırız. Bu toz Trabzon'da almış. Çünkü her bölgenin tozu farklıymış. Bu Trabzon'dan gelmiş bu ceset diyor. Çünkü altındaki, üstteki tozun alttaki toz Trabzon'un tozu. Ne zaman öldürülmüşü de sineğin bıraktığı yumurtayla anlaşılıyor. Toz da bölge nerede öldürülmüş? Sineğin bıraktığı, sineğin gelmesiyle de kaç saat önce öldürülmüş? Niçin bunu anlattım? Şimdi aynada sema gözükünce ayna ile mesafesi, sema arasındaki mesafe de tespit ediliyor hesapla. Şimdi İnsan bir aynadır. Allah orada gözüküyor. İnsan bir aynadır. Ahiret orada gözüküyor. Aynayı düşünün, vereni düşünün. Verici şu, beka. Alemi beka ya. Bizde beka arzusu yok mu? Ebed arzusu, sonsuzluk yaşamak. Terk eder istemiyoruz. Aynada gözükendir bu. Bak mesela, şöyle diyeyim. Şu aynayı tutsam. Muhammed, çiçek gözükür mü abi? Gözükür. İki fikir var. Birisi diyor ki, bu aynada gözüken çiçek bunun içinde yok. Karşıyı gösteriyor. Bir başkası diyor ki, hayır, karşı marşı yok. Kim gördü? Hani nerede? Çiçek bunun içinde. Delili şu. Çevir. Çiçek kaybolursa çiçek içinde değil. Aynı bu örnek gibi. İnsan bir aynadır. İnsanda beka gözüküyor. Ebed gözüküyor. Bir anda her yerde olma arzusu gözüküyor. Ölmek istemiyoruz. Dünyaya bakıyoruz. İnsanın ayna buraya bakıyoruz. Dünyada yani ayna bizim ruhumuz. Dünyada bak alem yok. Bir anda her yerde olmak yok.
Bu isteğimiz nereden geliyor? Aynada olsa bakardık, dünyada böyle bir alem yok. Ha, o zaman aynada bu yoksa ayna gösteriyor demektir. O zaman baki bir alem yoksa bu aynada gözükmezdi. Çiçek olmasaydı arkamda, arkamı gösteriyor. Çiçek olmasaydı aynada çiçek gözükemezdi. Baki denilen bir alem yoksa ruhumda beka isteği olmazdı. Çünkü hayatım ve ruhum bu dünyadaki bir işlevi var. Eğer ruh bu dünyada baki bir bölge olsa, burası fani bir emelafe, kuksafene emurat, vallahi orası abi burası fani ama orası beka, oradan geliyordur abi. Yani dünyada bir beka yeri olsa derim ki ruhumdaki istek oradan gelmiş. Mesela şu Tutkart'ta olsa, ya bir anda her yerde o şehirde kimse, orada yaşayanlar bir anda her yerdeler. Ha demek ki benim ruhumda da bir anda her yerde olmak şu Tutkart'tan gelmiştir der. Tamam. Değil yani, insanın ruhuna bakınca istekleri dünyanın isteklerine benzemiyor. Yok, böyle bir yer yok ki oradan geldi diyeyim. Veya şöyle olabilir. Bendeki beka arzusu annem pirinç yedi de oradan gelmiştir. Değil. Şimdi bu kadar üzerine niye durdum? Ruhumuz bir aynadır. Ahiret vericidir. Gösteriyor. O da gönderebiliyor. Semaya karşı tuttuğun zaman semaya aynayı irtifayı ile, nakışları ile, yıldızları ile ayna adeta celbedip aynada inikas ve irtisam ettiren illet-i müessirenin aynanın yüzündeki haysiyet olduğuna kanaat hasıl edebilir misin? Haşa. Yani semayı, sema burada gözüküyor. Ayna mı çekmiş onu? Ayna mı çekmiş de buraya koymuş? Hayır. Sif aynanın bu özelliği olur mu? Verici olmasa. Nurani olmasa neyi göstereceksin? Yıldızlar nurani değil. Veya eşya yaymıyor. İnsan donuk olsa, yaymasa bu neyi gösterir? Ya yaydığımızdan dolayı burada gözüküyorum da ben veriyorum, veriyorum ki gözüküyorum burada. Yoksa bu adam gelip de benden bir şey alamaz ki. Bir, bu adam bende geleni gösterebiliyor. O. Yani ben veriyorum. O da verdiğimi alabiliyor, gösterebiliyor. Ha, o zaman bunlar değil bu işi yapan. Aynada gözüken değildir aynadaki olanlar. Başka, haşa veyahut hakikata bir emri vehmiden ibaret olan cazibe umumiyenin arz ile yıldızları şu boşlukta muntazam tahrik ve tedbirine illet-i müessir olarak telakki ve kabul edebilir misin? Mesela şu güneş, şu dünya kendi ekseni etrafında 1666 kilometre hızla dönüyor mu? 1600. Aynı anda güneş etrafında dönüyor mu? 108 bin kilometre hızla. Fizik ne diyor? Bu dünya, güneş, dünya burada. Diyor ki, 1 metre veya daha az. Güneşe yanaşsa, merkez çekimiyle güneş onu yutar çeker diyor. Öyle mi? Öyle diyordu, hepimiz mektep okuduk. Peki 1 metre yörüngesinden, şu andaki yörüngesinden uzak olsa merkez kaç da fırlayacaktır? Bunu burada tutan nedir diyor? İsim koymuş. Cazibe-i Umumiye. Merkez kaç kuvveti? Merkez kaç kuvveti? Cazibe-i Umumiye, o Arapçası. Yani kardeşim, gözükmeyen o mu tutuyor? Ya hani Allah gözükmeyen bir şey bu gezegenleri nasıl tutuyor diye soran adam merkez kaç kuvveti gözle mi gördü? Nasıl tutuyor? Merkez kaç kuvveti gibi işte Allah'ın esması. Allah'ın esmasıdır işte, kuvvet işte o. Allah'ın kudret sıfatını kuvvet olarak, esma olarak gözüküyor. Esma işte o. Merkez kaç kuvveti tutuyor? Ama hiçbir Allah'ın kulu, ya güneş orada, bizi tutan el nerede? Nasıl tutuyor ya? Gözükmeyen bir şey. Demez. Demez. Allah nasıl yapıyor bunu? Der. Ya zamanım yok, zamanım kalmadı, zamanında gelirim der. Ama zamanı kim gördü? Demez.
Ama zamanın sahibi olan Allah'ı kim gördü? Var mı? Niye görmüyoruz der. Zamanı niye görmüyoruz demez. Demek ki sırf bu sistem Murat, aynadaki gözükme, hiç böyle Allah bir şey yaratmasaydı biz hatırımıza gelmezdi bir ayna olsun. Allah insanın fıtratına koymuş bul diye. Maddesini de koymuş, gidiyor buluyor. Şimdi bak, bu ayna ve insan, insanın yayması, o da göstermesi. Bu bütünlük içinde resim ortaya çıkıyor. Ama bu düzeneği, bu sistem yokken, bu düzeneği, bu sistemi düşünen, tasarlayan, planlayan, proje haline getirip eyleme, fiile geçiren bir zatı gösteriyor. Çünkü dünyamız güneşten kopmuş parçaydı. O zaman ayna da yoktu. Deniz seviyesi yoktu. 76 civa basıncı yoktu. 0 santigrat derecesi de yoktu. Laboratuvarda bir şey yapmak için 0 santigrat derecede 76 civa basıncı altında deniz seviyesinde yok pi, şunları bunları bunu ivmeyi şu sayıları sabit kabul edilirse. Neyi sabit kabul ediyorsun? Deniz seviyesi 76 civa basıncı niye sabit kabul ediyorsun? Abi bazı şeyleri çözmek için matematikten, fizikten, kimyada da var değil mi? Sabiteler var. Sabit kabul edilirse. Peki bir şey çözmek için bazı şeyleri sabit kabul ediyorsun da bu kainatı çözmek için Allah niye sabit kabul etmiyorsun? Allah'ın pi sayısı kadar, sıfır santigrat derecede 76 civa basıncı kadar mı değeri yok? Onu sabit kabul ediyorsun, onu soru sormuyorsun. Sen nereden çıktın, niye seni sabit kabul edeyim canım? Demiyorsun. Soru çözmek için, soruna cevap verilmesi için o sabit kabul edilmesi lazım. Ona sormuyorsun da Allah'a niye soruyorsun? Onun sahibi. Demek ki bu dünyanın diyor boşlukta böyle güneşin etrafında tutan sırf cazibe-i umumiye midir? Yani o kanun, kanun ama kudret değil ki kanun. Kanun fiilin ismidir. Orada bu icraat var. Kanun sistemin adıdır. Ama olay nedir? Kudrettir. Sırf onu nasıl kabul edebilirsin? Haşa, bunlar ancak şart ve sebep olabilirler. Bunlar şart ve sebeptir. İlle-i müyesire olamazlar. Hulasa bitiyor. İnsan sati ve gayri kasti bir nazarla batıl ve muhal bir şeye baktığı zaman hakiki illetini bulamadığı takdirde çarna çar sihatına veya inkarına sihatına kail olmakla kabul etmesi ihtimali vardır. Fakat talip ve müşteri sıfatıyla kasten ve bizzat dikkatle bakacak olursa yani bu tür şeyler benim umurumda değil ya iş yaparız ya parası kazanırız yemek yeriz. Uşkurluk mide. Uşkurluğumuza bakarız, midemizi doldururuz o kadar. Bakarsan öyle bir şey senin alemi de zaten olmaz. Ama hakikaten neyin nesidir lan şu dünya ya? Benim burada ne işim var? Niye bunlar bende özellikler var? Ben burada Allah Allah ne işlevim var diye müşteri nazarıyla bakarsan kendine. Müşteri nazarı şu. Muhammed sen böyle bir müşteri gördün mü? Mont satıyorsun, pantolon satıyorsun, gömlek satıyorsun. Aa gömleğe bakıyor. Şurası da çok güzel ya. Ay burası var ya. Mükemmel düşünülmüş. O dikişi acayip. Bu artık düğmeleri diyemem artık. Böyle bir bak. Ne yapıyor? Niye burası böyle canım? Ya burası galiba dikişte bir sakatlık var. Rengi de pek olmadı ya. Müşteri nazarı kusur görür. Fiyatı düşürmek için. Anladın mı? Satıcı ise müşteri nazarı değil. Oo şuraya bakın beyefendi. Bak bir de gömleği takmak için şey. Bak renk uyumuna bak. Oysa hiç uymuyor. Hakikaten uyumuyor. Bu renk buna hiç uymuyor. Ama satarken şu renge bakın beyefendi. Tutuşunu var ya üçgendir. Hiç de hoş değil. Ha? Ama acayip bir tutuşunu sağlar size. Kalem mi yazmayı anlatamam. Bu satıcı nazar. Ben eskide tezgahtardım ha. Yaparsın. Hem de Perşembe Pazarı'nda. Hem Almanlara değil ha, Türklere satıyorduk. Satıcılara satıyorduk. Toptancılara satıyorduk. Esnaflara satıyorduk. Ve benim patron Matkes Yavşoğlu'ydu. Matkes. Yahudi.
ilk ortaokul şeyiyken böyle bir çıraklık ticareti öğretsin diye bizimkiler böyle birisinin yanına verdiler. Acayip. Tam için... yerinde dersini almıştı. Pazarlamada Yahudi'den ders almış. Acayip. Adam diyor ki malı satmaya kalkma. Uzaktan gelmiş Perşembe Pazarına. İstanbul'un her yerinde geliyor. Sakın. Ya bu kaç para? Bunu kaçar gidiyor. Sen abim. Tamam boş ver ya baksana terden su olmuş. Yakın. Hemen bir sandalye kıçına ver dedi. Ver bir sandalye. Ya tamam. Ya abim bir atır ya bir dinle ya. O bir şey değil ya. Koydun %50 senin. Eğer bir soğuk bir şey de ısmarladınsa bir ayransı tamam %100 senindir o. Malı sattı. Sattı. Malı satmadan sattı. Hiçbir zaman böyle konuşma. Elinin arkasını müşteriye gösterme. Hep avucun içinde. Sakın tehdit elini kullanma. E ne haber lan? Ne haber? Hoş geldin. Bu tehdit de çok ağırdır. Böyle kullanılmaz. Böyle de olmaz yani. İtme. Öyle. Hep avucun için. Hoş geldiniz. Buyurun. Parayı bırakmayın. Ders almak lazım. Mesela oturuyorsun. Buyurun. Rize'de pazarda bir esnafa gittik. Bir kumaş alacağız, şalvar yaptırmaya. Böyle de olmayacaksın ya. Böyle bir şey ömrümde görmedim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Buyur evlat. Rafta kumaşlar var. Ya dedim şu kumaşlar şuna bakabilir. Kaç para şata? Bakabilir miyim? Oğlum indiririm ama almayacaksan indirtme bana. Bak indirtme. Alacaksan indir. Lan amca bakmadan niye alayım dedim ya bakacak. Öyle olmaz. Alacaksan indireyim. Böyle. Ancak dağda kalmışsın, bir köye sığınmışsın, orada bir bakkal var, başka alternatif yok. Tamam amca alacağım. Böyle vesaire. Şimdi insan da böyle çar naçar bir halde kalırsa ister istemez alıyor. Çevre düşündürmüyor. Aile hayatı düşündürmüyor. Dükkan mükkan düşündürmüyor. Okul düşündürmüyor. Yani sıkışmış böyle. Bu tür şeyleri, bu konuları nasıl düşünecek? Bu Almanya'da, bu iş, bu artık dikdörtgen hayat içinde. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, okul. Dikdörtgen. Bu içinde yaşıyor. Ömrü böyle geçiyor. Mutfakta doldu. Tuvalette boşalt. İşe veya okula, ondan sonra yatak, mutfak, tuvalet, yatak, iş. Ondan sonra öl bu dikdörtgen mezar olsun. Hayatın bununla geçsin. Değdiğim ya. İşte kendine soru soracaksın. Ben niye buradayım? Allah benden ne istiyor? Ne yapacağım? Bu toprağın altı var. Ezeli ve ebedi. Bir de şansım yok. Bir de deneme yok. Bir de ulan yanlış yaptım dünyaya bir daha gidişimle düzeltirim. Deme yok. Ezeli ve ebedi. Ezeli ve ebedi. Buradaki hayat, oradaki hayatın çekirdeği olacak. Kasten ve bizzat dikkatle bakacak olursa hayatına, onların hikemiyat dedikleri o batıl meselelerden hiçbirisini de kabul etmez insan. Ancak bütün siyasilerin hikmetini ve hükemanın akıllarını zerrelerde farz etmekle eblihane kabul eder. Nereden okuduk? İşaratül İcaz 89'un sonundan 90'ın başına kadar. Şu kadar paragrafı bitirdim. Biraz uzattım sözü dileriz. Bahır'da efendim. Orada bir yerde şöyle bir şeyden bahsettim. Mesela bir videoda veya bir resimde uzmanı dedin mesela o kişinin olduğu yerdeki eşyayla kendisi arasındaki mesafeyi bir bakışta anlar. Evet, işte burada aynanın yüzündeki yıldızları ha. İnikas irtisamcın illeti mayasının ayna. Aynayı semaya karşı tuttuğun zaman sema irtifayı ile nakışları yıldızları celbetip ayna anlar. Yani şurada ehli anlar tabii. Aynaya baktığın zaman sema burada gözüküyor. Şuraya bakar oraya bakmadan. Sema bu aynada ne kadar uzak? Ehli anlar. Bizde de yansıyanlar var mesela. Ruhumuzda olsun abi. İşte beka var. Ebed arzusu. Evet. Ehli diyor ki peygamber. Ehli. Fizikçi diyelim.
peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve yardımcılar peygamberler diyor ki, ey insanlar, ruh aynanızda ebed gözüküyor. Ey insanlar, sonsuzluk. Bakın isteklerinize. Siz bir bakın. Ruhunuzda gözüken, aynanızda gözüken doğasında değil. Yani doğası olsa yediğiniz gıdalardan beslendiğiniz tipten bir arzu olur. Elmadan besleniyorsan elma cinsinden isteklerin olur. Kuru fasulyeden beslenen kuru fasulye cinsinden isteklerin olur. Sığırla, ki öyle diyor peygamberimiz, insan yediği gıdalarla mizacı mütesir olur. Devamlı sığır eti yiyen insanın kafası sığır gibi olur. Yani pek basmaz. Bari koyun yiyin diyor. Tamam mı? Mula. Şimdi insanın kuzu yiyoruz bana abi. Şimdi insanın yediği gıdalarla bakın, bir de insanın gıdaların dışında ruhunda bir istekler var. Diyor ki, ruhunuzdaki istekler yaşadığınız ortama, yediğiniz gıdalara benziyor. O zaman bu ruh aynasında gözükenler size bir şey, sizi bir yere taşımıyor. Sizi bir şeyden haber vermiyor. Size bir şeylere işaret etmiyor mu? Yani siz onun karşısındasınız. Ruhta, yani bu aynadır, açıcık gözüküyor. Niye buna hapsoluyorsun? Bir dönsen arkana. Ha, bu aksediyor. Bu diyor ona işaret ediyor, onu tanımlıyor, onu ispat ediyor. Yok diyorsanız, bakın diyor ruhunuzdaki istekler, beslendiği ve yaşadığı ortamla alakası var mı? Yok. O zaman ruhum beslendiği ve yaşadığı ortamdan farklı ise, acaba bu ruhtaki istekler nereden geliyor diye kendine bir sor diyor bu ehli, bu fizikçi. O zaman ruh ile ruhtaki istekler arasındaki mesafeyi imanla dolduruyor. Formül iman. Bir daha abi, mesela esmaya, sıfata, şuunata, zata, aynı darlığı var, yakınlığı var. Onu fark edebilmesi, o nasıl gözüküyor, anlamak lazım burayı. Yani mesela dedi ya, mesela insan odasını, onu 30. sözde öyle söylüyor. Bu odaya bakın, şömineyi şuraya koydunuz. Divanları koydunuz. Bak, suları, çayları vesaire koydunuz. Bu masayı koydunuz. Bu derssiz, bu masayı düşünebilir misin? Yok. Mesela ahır için düşünebilir misin? Onlar sınırları koyacak bir şey yok. Yani ben odayı nasıl yaptım? Esma'yı nasıl intikal edeceğim diye dedin ya. Allah da bu kainatı gayesine göre yapmış. O zaman sen heva ve hevesine kapılıp şu dünyada hayatını yaşamaya kalkma. Yok böyle bir şey. Nefsimizin istediği, arzuladığı, fıtratımızın istediği bir hayat burada yok. Sığır burada yer arasa kendisini nerede bulacak? Yani olmaz ki. Timsahı buraya koy. Tavuk getir ya, tavuk. Tavuk fıtratında eşeleme yok mu? Var mı? Var abi. Peki tavuğu buraya koydun. Nereye eşeleyecek? Peki tavuğa merhamettir. Ya olur mu ya, sen bahçeye koydun. Zulümdür. Eşitlik lazım. Eşitlik lazım. Ne yapalım? Senin yaşadığın yere getirelim. Senin yaşadığın... Ha, buraya getirsen tavuk. Tabağa zulüm değil mi? Ama o halıya getirdin ya. Daha güzel. He Murat? Halıya getirdin. Eşitlik lazım. Merhamet nedir biliyor musun? Eşit davranmak değildir. Merhamet fıtratının ve hilkatinin, hilkat ve fıtratının isteğine uygun hayatı vermektir. Balık mesela. Of be! Bundan daha güzel hayat olur mu benim için? Ya balığı da buraya koy şimdi. Balığa merhamet midir? Balığı suya koyacaksın. Kuşları kafese değil, uçuracaksın. Anladın mı? Her şeyi yerine uçan. Şimdi sen balık için çok güzeldir diye kuşu oraya bassan ne olur? Veya balığı havaya atsan ne olur? Veya o da hayvandır diye o küze et, köpeğe de et atsan veya köpeğe de et, sığıra da et atsan
köpeğe de ot, sığıra da ot atsan eşitlik olur mu? Eşitlik zulümdür. Eşitlik zulümdür. Adalet değildir eşitlik. Adalet nedir? Her şeyin hılkatine ve fıtratına uygun hayatı vermektir. Bir daha, eşitlik zulümdür. Fıtratına ve hılkatine, fıtratına mesela insanız, hılkat. Fıtrat ise kadın erkek. Hılkat, insanız. Kadın da insan, ben de insanım. İnsana eşit davranmak, hayır. Herkes eşit davranmak zulümdür. Pirzola çok iyi değil mi? Murat, çok seversin bu işi. Peki, yeni doğan çocuğa yedirebilir misin? Murat yemiştir abi. Ben yerim abi. Murat yemiştir. Demek ki fıtrat nedir? Kadına uygun davranmak, fıtrat. Erkeğe davranmak, çocuğa çocuk gibi davranmak, büyüğe yaşlıya yaşlı gibi davranmak. Seri mütesildir yaşlılar. Öyle kaba davranamazsınız. Tamam babacığım, tamam dedem. Yani fıtrata, kadın fıtratı, erkek fıtratı, çocuk fıtratı, yaşlı fıtratı. Hılkat ise o da insan, ben de insanım. Eşitlik nedir? Eşitlik, hepsini aynı muamele etmek ki bundan daha zulüm ne olabilir? Mesela kadına diyorsun ki eşit maaş alıyoruz dükkanda, tamam. Benim kaldırdığım yükü sen de kaldır. Hadi bakalım. Benim kaldırdığım yükü sen de kaldır, yoksa maaş alamayacaksın. Hayır, kadını git, de ki ben bu kütükleri buraya taşıyorum, kolileri. Kaç tane taşıdım, sen kaydet. Sen kaydet. Eşitiz, ben de kaydedeyim, sen de kaydet. Ben taşıyorum koliyi, sen de koli taşı. Kadın nasıl taşıyacak o koca kütüğü? Nasıl savaşa gidecek? Gölgesinden korkar. Gece odasına kalkıp tuvalete gidemeyen kadın gece evindeki karanlıktan korkuyor. Afrin'e savaşa nasıl gidecek? Vesaire. Ha demek ki yaratılışta, yani hılkatte ve fıtratta eşitlik zulümdür. Sığırla köpeğe eşit davranabilir misin? İkisine de ot ver ve ikisine de et ver. Et köpeğe uydu. Sığıra nasıl uyacak? O zaman şöyle diyebilir miyiz abi? Ayna olduğumuzda kendimiz arasındaki mesafeye, esasıma, adetullahı yaşadığımız nispetle ölçü olarak alabilir miyiz o zaman? Tabii. Mesela biz hılkatız. Yani yaratılmışız. Bir de fıtratımız var. Erkeğim, 50 küsur yaşındayım. Fıtratım ne? Yani ben bu işi yapabiliyorum. Mesela Murat kimyacıdır. O esnaftır. Öteksi bilmem nedir, tamam mı? O da organizasyon ediyor, bilmem ne. Ben yapamam ya. Bu fıtrat. Ha, o zaman bana uygun işte Allah'ı tanımaya, o esmaya mazhar olmak ve o konuda telakki etmek, Allah ile benim aramdaki esmanın diyaloğunu sağlanmış oluyor. Ben bana tecelli eden esma ile Allah'ı tanıyorum. Tamam mı? Mesela adam marangoz, Allah'ın o esmasına mazar, onu da telakki eder. Ötekisi esnaf, ötekisi buluşçu, ötekisi postacı. Yani anlıyor musun? Rızık dağıtar gibi değil mi? Mevsimler gibi. Ha, tecelli eden esma, hangi işi yapıyorsanız o cinsten esma sende inkişaf ediyor. O esma ile Allah'ı tanıyorsun. Onun için adetullah burada daha... Evet, adetullah burada aktif oluyor. Burada en cami ayna burada olmuyor. Ha? Bu arada adaletle eşitlik, mutlak eşitlik, mutlak zulüm olduğunu ve fıtratı yırtıp attığını gör. Ne, anladık değil mi lan? Eşitlik ne kadar zulüm olduğunu. Oysa hangi fıtrat ve hilkat, Hatay, Fransa, bak, hılkat, fıtrat, Fıtrat ve hılkat ne iktiza ediyorsa ona davranmak adalettir. Herkese aynı muamele yapmak,
eşitlik zannı ile zulümdür, tahriptir. Misali verdim. Hayvan oldukları halde hepsinin hak hayatı farklıdır. Kuşun, kuş da hayvandır, balık da hayvandır. Timsah da, efendim, kelebek. Otlar da öyle. Bazı otlar burada diş yaşayamaz, bazı dışarıda. Kadın da insandır, ben de insanım. Çocuk da insan, yaşlı da insan. Fıtrat farklıdır. Kadının fıtratı, hilkatı aynı. İnsanız. Yaratılmışız, hilkat bu. Fıtrat, o kadın, ben erkek. O çocuk, ben yaşlıyım. O daha genç, sen kaç yaşındasın? 21 yaşında. 55. Aynı şey mi isteyeceksiniz şimdi? Şimdi o vefat etti, ben vefat ettim. Allah aynı şey mi isteyecek? Hayır, benden çok isteyecek. Çok soru soracak bana. Fıtrat. Eşit davranışın. Eşit olmaz kardeşim. Eşit olmaz. Ne? Fıtratına ve hılkatına davranmaktır. Merhamet. Vahir davahum. Enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.